Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sabrın en büyük amellerindendir oruç. Oruç sabrın ameli ise eğer, sabırın Allah nezdindeki değer ve kıymetine paralel, orucun da değer ve kıymeti büyüktür. Sabır neydi? Cenab-ı Hak ifadesiyle söyleyelim. وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Ey kullarım, eğer sabreder, Allah'ın yasaklarından uzak durursanız, bu gerçekten çok büyük bir kıymettir. Çok büyük işlerdendir. İşte Allah nezdinde çok büyük işlerden olan sabrın amelidir oruç. O nedenle orucu sabırla birlikte düşünmek lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem يَدَعُوا شَهْوَتَهُ وَتَعَامَهُ مِنْ اَجْلِي Hadiste buyurduğu üçüncü maddedir bu. Yani kulumun oruç karşılığını ben vereceğim. Kulum benden dolayı kendi arzularını bıraktı. Kendi yemeğini içmesini bıraktı. Ben istedim diye yemekten sudan geçti. Şehvetten, istekten geçti. Madem böyle bir tercihte bulundu, yani nefis arzu etmesine rağmen bırakıp Cenab-ı Hakk'ın buyruğu olduğu için kendi nefsini gemledi, arzularına gem vurdu. O halde onun da karşılığını ben ona özel olarak vereceğim der. Nefis, değerli kardeşlerim, dizginlenirse, bizim irademiz nefse karşı gerçekten güçlü kılınırsa, biz erdemli hasletleri, güzellikleri, salih amelleri yapmakta başarı kaydederiz. Eğer ipimizi nefsin eline verirsek, nefsin arzuları insanı horlanacağı, ayıplanacağı hallere düşürür. Oruç ibadeti aslında bir nefis tezkiyesi, bir irade güçlendirmesi ibadetidir. O nedenle kıymetlidir. Ve aleyhissalatü vesselam onu yaralamadığınız müddetçe oruç sizi kötülüklere ve insanı küçük düşürecek hallere karşı koruyan bir kalkandır diye buyurur. Onu yaralamadığınız müddetçe. Demek ki oruç ibadeti bir takım işlerle yara alır, yarılır. Kalkanımız bizi korumaz hale gelebilir. Neyle gelir peki? Sadece yeme içmeyle değil. Allah Resulü'nün umumi mesajlarına bakıldığı zaman hasreten ahlaki alana ait sakıncalardan bizi uzak tutmak için öğütlediğini görürüz. Oruç ibadeti aslında yeme içmekten çok gözü haramdan, kulağı kötüyü dinlemekten, gıybeti insanları aşağılayan, hakaret eden, ara bozuculuk ifade eden şeyleri dinlemekten korumamız, kalbi Cenab-ı Hakk'ın hoşlanmayacağı işlere meyletmekten korumamız, yani biz yalandan, gıybetten, küfür, hakalet ve boş şeylerden kendimizi uzak tuttuğumuz oranda oruç tutmuş oluruz. Değilse orucumuz yara alır. Yara alırsa kalkan yarılır. Kalkanımız yarılırsa haramlar o yarık, o gediklerden içeriye nüfuz eder. Bakın Cabir radıyallahu anh'ın bize bir öğüdü. Eğer oruç tutacaksanız kulağınız da oruç tutsun, gözünüz de oruç tutsun, diliniz de oruç tutsun. Neye karşı? Yalana karşı, günahlara karşı oruç tutsun. Ve siz oruç tuttuğunuz günü oruç tutmadığınız gün gibi yapmayın. Yani her türlü dinlerim, her türlü izlerim, her türlü düşünürüm, her türlü konuşurum gibi, sair günler gibi kılmayın oruçlu günlerinizi. Çünkü oruç aynı zamanda bunları da gemlemektir. Bunlara da bir kayıt koymaktır. Ve son ifadesi Cenab-ı Peygamber'in, oruçlu insana Cenab-ı Allah'ın hazırlamış olduğu iki sevinç. Nedir o? Birisi oruç bozduğu iftar vakti, diğeri ise Cenab-ı Hak'la buluşacağı o son andır. O son an Allah'ın rahmetini görecektir önünde. Çünkü kul Cenab-ı Allah'ın rahmeti, mağfiretini oruç ayı içerisinde sair aylara nazaran çok daha yüksek görür. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından azat edilmek olan bu ayda Cenab-ı Peygamber şöyle der: hiçbir ümmete verilmeyen, benim ümmetime verilen 5 haslet oruç için bize bağışlandı. Bunlardan birisi şudur: İftar anında Cenab-ı Allah sizlere oruçlu geçirdiğiniz o günden duyduğunuz meşakkat ve sıkıntı sonrasında şöyle bir bakar. Allah kime baktıysa ona asla azap etmez. Şefkat nazarıyla,
rahmet nazarıyla bakmak anlamındadır. Cenab-ı Allah oruçlu için cennete emreder. Ey cennet, hazırlanın benim şu kullarıma. Onlara bana kavuştukları zaman kendi cömertliğimi ve ikramımı bolca göstereceğim. Öyle bir güzelleşin, süslenin ki geldiği zaman her şey mükemmel olsun diye emreder. Cenab-ı Allah yine oruçlu kullar için, yani hepimiz için, ağızlarımızın ve vücudumuzun çıkarmış olduğu kokuları kendi katında mis kokusundan daha değerli kılmıştır. Ve Cenab-ı Allah oruçlu kullar için meleklerine emretmiştir. Gün boyunca, gece boyunca oruç tutan kullara mağfiret dileyecek, rahmet dileyeceksiniz diyerek. Melekler malumumuz, masum varlıklardır. Duaları kabul edilir. Rahmet ve mağfiret dilemişlerse biz affa ve merhamete uğrarız anlamı çıkar bundan. Ve son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı içerisinde tutmuş olduğumuz bu oruçların son gününe varıldığı zaman, meleklerine şunu emreder. Her çalışanın çalıştığının karşılığının verilmesi lazım. İşte Ramazan ayı boyunca dilini, gözünü, kulağını, kalbini, midesini ben kayıtladığım için koruyan bu kullarıma cennet veriyorum, bu da onun karşılığıdır der. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.